Kanalımıza ve Norveç'e hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle yine merak edilen bir konu hakkında konuşacağız. Norveç'te sağlık sistemi. Norveç'te sağlık sistemi deyince aslında benim ilk önce aklıma Norveç'in bir sosyal devlet olması aklıma geliyor. Evet, doğru. Sosyal devlet olması sayesinde biz bu sağlık sisteminden ücretsiz olarak faydalanabiliyoruz. Yani genel olarak söylersek sağlık Norveç'te ücretsiz diyebiliriz. Tabii ki de vatandaşına bunu ücretsiz olarak sunuyor ama farklı bir sistem var. Türkiye'den özellikle gelenler için bayağı farklı olacağını düşünüyoruz. Bu sistemi anlatmadan önce birazcık da tarihsel gelişimine de baktık biz aslında. Nasıl bu hale gelmiş ve diğer ülkelerden farkı nedir vesaire gibi. Öncelikle halkın tamamına sunulması gereken bir hizmet olarak görülüyor sağlık. Bu zaten böyle olması gerekir zaten Evet, diye özellikle düşünüyorum. ben burada şuna da değinmek istiyorum. Bazen insanlar merak ediyor, işte ben mesela Norveç'te çalışma izni aldınız ya da öğrenci olarak okumaya geldiniz, hemen sağlık sisteminden faydalanabilecek miyim diye sorular gelebiliyor. Bunun cevabı evet. Evet. Ama tabii bunun için bir doğum numarası almak gerekiyor öncelikli Evet. olarak. Doğum numaranızı aldığınız zaman bu birkaç ay sürebiliyor. Eskiden daha çabuktu ama tabii şimdi bazen daha uzun sürebiliyor. Siz de sağlık sigorta sistemi bir parçası haline geliyorsunuz ve her türlü hizmetten yararlanabiliyorsunuz. Ki bu Amerika gibi bir ülkeyle kıyaslayacak olursak en büyük artılarından birisi belki de Norveç'in. Yani bu Evet. şekilde hiçbir para ödemeden, sigorta yaptırmadan sağlık sisteminin bir parçası haline gelmek gerçekten önemli bir olay. Evet. Tabii bu sigorta sistemine dahil oluyorsunuz. Sigorta sistemindeki sizin sağlık harcamalarınızı tabii ki de vergileriniz ödüyor. Yani büyük çoğunluğu vergiler tarafından ödeniyor. Bu böyle söyleniyor zaten. En önemli kurallarından biri eşitlik kuralı. Eşitlikte de kriter para değil, ciddiyet diyorlar. Yani sizin hastalığınızın parasına göre değil, sizi bir sıralamaya koyarken hastalığın ciddiyetine göre karar veriliyor. Ön sıraya geçip geçmemeniz. Çünkü kapasite sınırlı. Bunu da Evet. şimdi küçük küçük burada giriş yapmış oluyoruz Evet. aslında durumla ilgili olarak. Bu arada sağlık sistemi bedava dedik ama tamamen de bedava değil tabii. Her doktora gittiğinizde küçük bir miktar para ödüyorsunuz. Ta ki bu yıllık 2460 kron 2020 için olana kadar. Yani bir gidişiniz yaklaşık 220 kron gibi bir şeyden tabii ilave tahlillerle başlıyor. falan değişiyor. Kan tahlili Evet. yaptırırsanız biraz daha ekleniyor ama bu rakam aslında çok küçük bir rakam. Yani hani normal bir doktora, özel bir doktora gittiğinizde karşılaştırdığınızda çok küçük bir rakam. Evet. Belki Türk parasına çevirince biraz büyük gelir, yani yüksek bir rakam gibi gelebilir ama aslında değil. Bunu ödedikten sonra bu noktaya gelirse yani rahatsızlığınız sizin çok harcama gerektiren bir şeyse belli bir şeyden sonrasını düşünmenize gerek yok. Aslında bunu söylüyor ama bu 2460 kronundaki amaç büyük ihtimalle de kullanılmasın sistem Evet, kötüye. boş Hani yere hani boş yere durmadan keyfe gidilmesin keder şeklinde. doktora gitmemek için belki de. Ana prensibi aslında bizim daha sonra ülkemizde de sonraki yıllarda başlamış olan Norveççesi fastlege olan veya Türkçesinde aile doktoru gibi çevriliyor. Veya fastlege aslında Norveççe'de sabit doktor demek. Yani ailenizin doktoru, sabit doktor. Bir tane doktor belirliyorsunuz. Pratisyen dediğimiz, Türkiye'de Pratisyen, pratisyen evet. dediğimiz galiba normal tıp mezunu, Evet. uzmanlığı olmayan doktor. Bu 2001 yılında Norveç'e aslında tamamen lanse edilmiş. İlk hatta Trondheim'da denenmiş. Bunu ek bilgi O olarak da ilginçmiş, evet, söyleyebiliriz. Evet, bilmiyordum ben de bilmiyorum, sonra öğrendik. Bir reform yapılmış zaten 2002 yılında da genel olarak bütün hastaneler ve sağlık sektörüyle ilgili. Bunların da bir parçası olarak bu da sisteme girmiş. Tabii bu nasıl bir sistem? Bizim Türkiye'deki gibi siz ne olursa olsun, neyiniz varsa olursa olsun onu. ilk olarak gittiğiniz yer her zaman aynı doktorunuza gidiyorsunuz. Bu doktorunuzla yakında olabilir. Genelde yakın olması çalışılıyor ama isterseniz yılda 2-3 kere değiştirme hakkınız da var başka bir doktor istiyorsunuz. Ama genelde bu her bir doktorun binden fazla hastası Bin oluyor. civarı sanırım, evet, Evet. öyle bir yazı okumuştum ben de O geçenlerde, bin yüzden civarı. bulması kolay olmayabiliyor eğer iyi bir doktorsa. Çünkü doktorlar da değişiyor tabii ki de. Bu arada bu doktor nasıl atanıyor? Aslında biz mesela buraya geldiğimizde doğum numaramızı aldık. Daha sonra bize bir mektup geliyor. Evet. O mektupta doktorumuz vardı. Evet, otomatik olarak size bir doktor atanıyor bulunduğunuz yere göre. Ama Siz bunu istersek isterseniz internetten girip değiştirebiliyoruz. değiştirebilirsiniz. Evet. Bu doktor da bulunduğunuz belediyelere bağlı polikliniklerde çalışıyorlar bunlar. O doktorlar polikliniklerden maaş alıyor. Yani belediyeden maaş alıyor. Aslında Sağlık Bakanlığı'na direkt olarak bağlı değiller. Bu da ilginç bir bilgi aslında. Bu doktorların en büyük amacı bunlara primer şernes deniyor. Primer health şernes de. Yani bunlar birincil güçler diyebiliriz bir anlamda. Evet. Ve rollerine bakacak olursak hasta tarafından aslında sizi olabildiğince bloke etmek, durdurmak. Veya onların tabiriyle birinci aşamada olabildiğince size müdahale edip çözebilmek. Bu ama müdahale gerçekten tedavi yöntemi de olabilir ya da
bir başka bir sürü değişik tecrübelerimiz edindiğimiz bekle evet. gör. O tecrübeleri daha sonra size tekrar evet. anlayayım. Ayrı videolarla anlatacağız. Ama belki bir spoiler olarak şunu söyleyebiliriz ki bizim çok alışık olmadığımız yöntemler. Switch geçer gibi. Evet. ve de aynı zamanda bir Leon prensibi diye bir şey var. Bu aslında sırf Norveç'te değil, genel olarak bütün sağlık sisteminde Avrupa'da yayılmış durumda. Bunda da diyor ki en düşük olabilecek mümkün derecede tedavi sağlamak. Yani başka bir deyişle hastaneye hastayı getirmeden bu olayı çözebilir miyiz, çözemez miyiz buna bakıyorlar. Çünkü hastane kapasiteleri çok sınırlı. Bu kapasiteleri de zorlamak istemiyorlar. Yine daha sonra anlatacağımız tecrübelerde bununla ilgili de hangi aletleri ne kadar kapasiteyle kullanabildikleri yönünde bir sürü tecrübelerimiz oldu. O yüzden bu alışık olmadığımız bir sistem. Yani ücretsiz evet rahat rahat gidebiliyorsunuz ama aldığınız... Rahat rahat gidebiliyoruz kısmında aslında küçük bir ben parantez açıp söylemek istiyorum. Bazen randevu almak çok zor oluyor. Özellikle ben ilk geldiğim zamanlarda doktordan randevu almak istediğimde 3 hafta sonrasında falan randevu evet. alabiliyordum. Ancak acil bir durum olduğunda işte ertesi güne ya da bir sonraki güne alabiliyorsunuz. Hı-hı. Onun dışında biraz bekleme süresi var. Evet. Bu da birazcık da yani zamanla bunu öğreniyorsunuz aslında. Hı-hı. Belki Norveçliler genelde bunu zaten biliyor. Evet. Çünkü biz böyle yaşadığımız sıralarda evet. başkaları da çok daha çabuk alabiliyordu. Sonra evet. zamanla biz de öğrendik. Yani bunların çeşitli evet. yöntemleri de var. Ama evet normal şartlarda öyle hemen gidemezsiniz. Yani internetten girip de sıradan bir şey randevu almaya kalkarsanız 2-3 hafta sonrasında verebiliyorlar. Bu faslı EG'lerden sonra yani aile doktorunuzdan sonra eğer bu doktoru geçerseniz diyelim. Başarılı da geçerseniz. Sizi herhangi bir yakınınızdaki hastaneye yönlendirebiliyor. Bu arada yönlendirmesini de söylemek istiyorum. Eğer durum acil değilse diyorlar ki gidin mektup gelecek o zaman hastaneye gideceksiniz diyorlar. Yani hala mektupla çalışan bir sistem. Mektup bildiğiniz mektup evet. Posta kutusuna gelen kağıttan yapılmış. Mektup size bir randevu tarihi veriyor. İşte şu gün şu saatte evet. şu hastanenin şu binasında olun gibisinden. Ki o da genelde 3 hafta 1 ay sonrası gibi bir tarih oluyor. 4 tane büyük hastane topluluğu var. Bunlar her biri şirket gibi çalışıyor. Norveç'in bütün temelin her tarafına yayılmış durumda. Bunlar işte kuzey, orta, batı ve güneydoğu hastane toplulukları. Bunların altında çeşitli hastaneler var. Bu şekilde çalışıyor. Aslında bayağı şirket gibi çalışan kurumlar bunlar. Sizi bu hastanelerden birine yönlendiriyorlar. O hastanelerde işlemleriniz devam ediyor. Buraya ulaştığınız zaman daha aslında özel, spesifik bu konuyla ilgilenen, yani hastalığınız, tedavinizle ilgili kişilerle görüşme şansına erişiyorsunuz. Yani polikliniklerde böyle bir şansınız yok. Polikliniklerde hep bizim pratisyen dediğimiz kişilerle evet. muhatap oluyorsunuz, karşılaşıyorsunuz. Evet ve de kan tahlili falan gibi şeyler de polikliniklerde yapılıyor. Onun dışında çok da fazla bir imkan yok polikliniklerde evet. yapılabilen. Peki son bilgi olarak faslı EG'lerle ilgili yani aile doktorlarıyla ilgili. Onlar baktıkları hasta başına, daha doğrusu sahip oldukları hasta başına aldıkları bir maaş var. Bir de ayrıca belediyelerden sabit aldıkları maaş var. Yani siz gitseniz de gitmeseniz de o maaşını alıyor bu şekilde. O yüzden sizin ne kadar gittiğiniz, onun sizi ne kadar tedavi ettiğinin bizim bazı Türkiye'deki özel hastanelerdeki gibi hiçbir önemi yok. Evet. Ama yoğun oldukları için zaten olabildiğince efektif çalışmaya, verimli çalışmaya çalışıyorlar. Evet. Bir de bu biz hani Avrupa'dan izleyenler de varsa onlar da bu sisteme çok aşina. Türkiye'de de var ama tam aynı şekilde işlemiyor bu sistem ama aile doktoru sisteminin aslında temelini oluşturan White Square diye bir diyagram var. Burada da diyor ki bir ay içerisinde 1000 kişilik bir grup içerisinde 750'sinin bir problemi oluyor. Hı-hı. Hastalık problemi olabilir, sağlık problemi olabilir. Bu 750'den yalnızca 250'si aslında kontağa geçiyor. Hı-hı. Ve bu 250'den yalnızca 9'u hastaneye yatacak şekilde bir Hı-hı. rahatsızlığı olabiliyor. Ve bunlardan da 9'undan bir tanesi ancak araştırma hastanesi gibi hani ciddi bir şey olan, rahatsız olan bir şey olabiliyor. Böyle olduğu için bu kapasiteyi zorlamanın alemi yok diyorlar. Yani Hı-hı. diyorlar ki o zaman biz herkesi bu 750 kişiyi aynı anda almak yerine bir kişiyi veya 9 kişiyi almaya bayağı çalışalım. Bayağı da mantıklı görünüyor yani. Mantıklı, çok mantıklı. En büyük farkı da bizim alışık olmadığımız bir şey olması büyük ihtimalle birazcık da. Evet. Bunun dışında iki tane daha bilgi, ilginç bilgi paylaşabiliriz araştırmamızdan öğrendiğimiz. Bir tanesi eğitimler Norveç'e daha uzun yaşıyor. Bunun nedenleri araştırılıyor ama bunu tabii... Birçok ülkede bu aslında aynı şekilde bir gösterge evet, sosyoekonomik var. Sosyoekonomik düzey genelde etkili oluyor. Hatta hamilelikler evet. için de aynı şeyi diyorlar. Evet, daha çocuğun daha sağlıklı olması için sosyoekonomik düzey yüksek olanların çocukları daha sağlıklı oluyor diye bir çıkarım var. Ve bu da sonuç olarak bir de şöyle bir şeyi doğuruyor. Buna da the inverse care law diyorlar. Yani tersine sağlık kanunu mu? Sağlıklı bakım.
tersine bakım kanunu falan gibi bir şey var bunun İngilizce'de. Bu da yani diyor ki en çok hasta olanlar aslında en kötü sağlık hizmetini alıyor. Bu terslikten dolayı da. Bu da Norveç'te bu da bir gerçek yani. Halen bu şekilde. Hizmetler ücretsiz veya belli bir yere kadar ücretli. Fakat dişçi, göz gibi özel yine şeyler acil durumlarda sanıyorum belki kapsama girebiliyor. Tabii. Ama öyle dişçiye gideyim, işte dolgu yaptırayım. Dolgu yaptırayım diye bir veya imkan çürüdü yok. Şey ama yapayım Türkiye'de falan de bu tip ne şeylerde. kadar var onu da bilmiyorum gerçi. Evet. Ama burada şöyle bir fark var Türkiye'den. Çok daha pahalı. Yani Evet, o kadar kesinlikle. pahalı ki Türkiye'ye çok daha Evet, rahat. mesela geçenlerde bir dolgu yaptırdım. 2400 kron tuttu ayıptır Evet. söylemesi. Bu arada yine bir parantez açmak istiyorum. Bunlar ücretli dedik ama 18 yaşına kadar çocuklar için Aa, ücretsiz. evet. Bu çok önemli ve güzel Ve bir de şey. çocukların diş bakımı otomatik bir sistem içerisinde. Sizi çağırıyorlar, otomatik olarak bakılıyor. Her Göz için de sene hatta göz için de yine aynı şey var, gerek kontrol görüldüğünde. var. O yüzden bunlar da iyi yanları çocuk açısından. Şimdiye kadar devletin sağladığı imkanlardan bahsettik sağlık hakkında ama bunun yanında özel kuruluşlar da var. Evet. Bu özel kuruluşlar Türkiye ile kıyaslandığında tabii çok çok küçük bir oranı kapsıyor. Daha yeni yeni başladı gibi sanki hatta. Biz Bunlardan geldiğimizde yoktu evet. hatta yani. Evet. Evet. Özellikle değişik konulara işte yönelik Her şeyler konuda da gelişmiş yok durumda. sanırım. Her Bazı konuda yok. mesela kadın doğum konusunda gidebiliyorsunuz. Eğer hemen bir randevu almak istiyorsanız mesela özel kuruluşlar çok daha kolay oluyor tabii. Şirketlerin sağladığı özel sigortalar içerisinde uygulamalar şeklinde olanlar var. Skype üzerinden sizinle danışmanlık görevi veriyorlar ve sizi onların da hastanelere yönlendirme yetkisi olabiliyor bazılarının. Bunlar da bir anlamda iyi gelişmeler çünkü kapasite çok az olduğu Evet, için evet. sıra çok fazla bekleniyor normal şartlarda. Sağlık sigortası diye bir şey var ama aslında Sağlık Norveç'te de. sigortası var, Tam özel olarak neyi sigorta var. karşılıyor bu? Bunlar da yine Ya da ekstra şirketler hep sağlık sigortası yapıyorlar mı çalışanlarına mesela? her zaman yapmıyorlar. Şirketten şirkete göre değişiyor. Genel olarak bir ihtiyaç değil çünkü. Ama bir bonus olarak yapan birçok şirket var. Bunların da size sağladığı şeyler, işte eklem ağrılarınız varsa fizyoterapistler falan gibi şeylere gitmenizde ücretsiz size imkan Aslında sağlıyor. burada o konuda da çok fazla şey var sanki imkan var gibi Evet. geliyor bana. Böyle değişik napraprat, şiropraktör, Evet. başka ne vardı? Fizyoterapist. Fizyoterapist. Bir sürü Bir imkan sürü var yani. değişik. Türkiye'de bilmediğim şeyler var burada bayağı o Evet. konuda. Ve de çok kullanılıyor. Çok sporcu da olduğu için aslında Doğru evet. kullanılıyor. Öyle de Kas bir şey mesela var. napraprat kas sıkıntıları için, Evet. kasla ilgili problemler için. Evet. Sigortalar bunları karşılıyor. Sigortalar genelde bunları karşılıyor. Dişçiyi karşılayan bir sigorta var mı bilemiyorum açıkçası. Galiba göz doktorunu da karşılayan var gibi sanki öyle hatırlıyorum ama. Eczaneler de ayrıca bir yine aslında organize edilmiş bir şekilde kurumlara bağlı. Türkiye'de olduğu gibi aslında. Ve de çok fazla eczane yok. Belirli 4-5 tane eczane var bilinen. İlaç konusuna gelecek olursak burada zaten kendimiz eczaneye gidip de alabileceğimiz ilaç sayısı çok kısıtlı. Birkaç ağrı kesici, belki soğuk algınlığı için birkaç ilaç. Onun dışındaki ilaçları doktora yazdırmak gerekiyor. Yazdırmak derken doktorun yazması gerekiyor. Bizde yanlış bir terim var. Şimdi doktora ilaç yazdırmak gibi, ondan bahsetmiyorum. Doktor size ilaç yazdığında size Türkiye'deki bir numara vermiyor. Onun yerine sizin kimlik kartınıza işlenmiş oluyor aslında o şey, ilaçlar. Eczaneye gidip kimlik kartınızı verdiğinizde, ki bu kimlik kartı aslında banka kartınız, onu verdiğinizde eczacı ilaçlarınıza ulaşıyor ve ilaçlarını size veriyor. Fiyatlar konusunda çok bir bilgim yok açıkçası benim. Yani ne kadar düşük, Türkiye'ye kıyasla daha düşük oluyor mu olmuyor mu onu bilemiyorum. Ama zaten Ama reçetesiz alınan ilaç olmadığı için zaten evet. aldığınız ilaçlar hep reçeteli ve belli bir Yani şeyden bizim şimdiye kadar aldığımız ilaçlar hiçbir zaman pahalı gelmedi bize gelmedi. Evet, şükürler yani. olsun. Tabii dışarısı bugün kaç derece? Bugün hisseden eksi 15 derece. Evet, hisseden eksi Ocağın 15. başındayız ve sonunda kışı hisseder hale geldik. Sizlere aslında daha değişik görüntüler vermek istiyoruz ama dışarıda durup çekim yapmak Ama çok zor. zaten dışarı çıkma imkanımız da çok, hani çok dışarıda gezme imkanımız da yok bu Evet. aralar korona nedeniyle. Evet. Evde oturmamız tavsiye ediliyor. O yüzden böyle iç çekim yaptık. Ama gündüzken çekmeye çalıştık birkaç saatten yararlanıp. Ama başka bir gün daha öncesinde sizler için en azından hastane ortamını gösterebilmek için muhabirimiz ben yani Serkan bazı görüntüler elde ettik. Şimdi size o görüntüleri göstereceğiz. Evet, burası hastanenin otoparkı. Dışarıda araba park etme yerleri var. İçeride de var. Alt katta da var daha doğrusu. Kapalı otopark da var. Dışarıdaki otoparklarda elektrikli arabanız varsa arabanızı ücretsiz olarak şarj edebiliyorsunuz. Bu da güzel bir şey. Ama bütün otoparklar ücretli yani. Hastaneye geldiğinizde otopark ücreti vermek zorundasınız. Şimdi birazcık gezeceğiz. Değişik yerleri göstermeye çalışacağım sizlere. Hastanenin içine giremiyoruz tabii ki de. Ve girmeyi de tercih etmiyoruz. Çünkü koronadan dolayı zaten önlemlerimizi de aldık. O yüzden dikkatli bir şekilde gideceğiz.
Şöyle gösterecek olursak arkamızda. Şöylesine. Çeşitli binalar var. Hastanenin ana girişi şu taraftan. Burada çeşitli poliklinikler ayrı ayrı dağılmış durumda. Şu karşınızda gördüğümüz örneğin sinir hastalıkları binası. Poliklinik ayrılmış durumda. Bu tarafta ileriye gittiğimizde başka bir yer var. Şimdi şu tarafta solda gördüğümüz yerde Queen Barn Centre, yani kadın ve çocuk merkezi diye geçiyor. Kadın hastalıkları, doğum genel olarak burada yapılıyor. Bütün bu şeyler burada, bu girişten gerçekleşiyor. Yani eğer her yerde de gördüğünüz gibi korona önlemleri alınmış durumda. Burada poliklinikler arası geçişler var. Bütün binalar birbirine aslında bağlı değişik şekillerde. Yani hastanenin içindeyken başka bölümlere geçerken hep içeriden geçiyorsunuz. Bu da kış için, kış koşulları yani soğuk koşullar için iyi bir şey tabii ki de. Burada yine bir sürü park yerleri var. Karşıda Bevegelse Centre var. Yani bu ortopedik diyebileceğimiz türden bir yer. Umarım yanlış değilse. Şu karşıda gördüğünüz binanın alt katı da ana apotek yani eczane olarak geçiyor. Buradan hastanenin bütün eczanesi burası. İlaçlarınızı buradan alabiliyorsunuz veya size gönderiliyor. Ve Kinskop Center'da Sernova Hastanesi aynı zamanda Entenü ile çok ortak çalışıyor. Burada bir sürü öğrenciler de var. O öğrencilerin eğitim aldığı yer aynı zamanda. Bir sürü stajyer öğrenciler de oluyor, doktorlar. Turnus deniyor doktorların. Bu staj yapan doktorlara. Burası da yine Bevegelse Center'a. Yani her türlü hareketle ilgili, ortopedi vesaire gibi şeylerin olduğu yer. Ve karşıda gastrosantre görüyoruz. Gastrosantre de iç hastalıklarla ilgili olan bölüm genel olarak. Ve şu karşıda gördüğünüz çadır da aslında korona çadırı. Korona ile ilgili gelen kişilerin gittiği yer. Şu karşıda gördüğünüz bina da kırmızı altı. Orası acil giriş. Yani acil girişler oradan yapılıyor. Yukarıda zaten helikopter şeyini görebiliyorsunuz. Otobüs geliyor, otobüs geçiyor buradan. Sanola Hastanesi, Orta Norveç bölgesindeki hastanelerden en büyüğü, en başında bulunan hastane. Norveç'te 5 tane bölgeye ayrılmış durumda hastaneler genel olarak. Bunlar özel otorite kurumlar tarafından yönetiliyor. Ve başlarında CEO'ları var. Bir devlet, yani bir normal bir şirket gibi. CEO'ları olan bir şirket gibi çalışıyorlar. Ama tabii devletin sahip olduğu hastaneler bunlar. Örneğin bu Trøndelag bölgesinde, bu bölgede Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag ve Møre-Romsdal bölgesinin tek büyük hastanesi burası. Başka komünelerden yani diğer şehirlerden büyük rahatsızlıkları olanlar kendi aile doktoruyla çözülemeyecek problemlerde de bu hastaneye sevk ediliyorlar. Tabii şunu da söylemekte fayda var. Tabii bazıları çok uzaklarda oturuyor. Ama bütün geliş gidişlerini devlet karşılıyor bu durumlarda. Taksiyle olabilir, otobüsle olabilir, trenle olabilir. Durumuna bağlı olarak değişiyor tabii bu. Ya da helikopterle olabilir. Acil durumlarda helikopter çok kullanılıyor Norveç'te. Şimdi size o helikopter pistini de göstermek istiyorum şu yukarıdan tekrar. Şurada gördüğünüz gibi helikopter pisti de burada. Helikopterler çok ambulans gibi çok kullanılıyor burada. Çünkü genellikle zor bir coğrafya olduğu için genellikle bu coğrafyada helikopter bir zorunluluk gibi oluyor. Şuradan görebileceğiniz gibi aslında her polikliniğin içerisinde bir küçük kantin oluyor. Yemek yiyebilmek için. Çok fazla yemekler olmasa bile küçük küçük bir şeyler olabiliyor bizim bildiğimiz kadarıyla. Hasta yakınlarına özellikle. Çocuk, anne ve çocuk merkezinin içerisinde de özellikle doğum katında odalar var. Ebeveynlerin ve çocukların, bebeğin ilk 3 gün kalabileceği normal şartlarda. Ve aynı zamanda bunun oteli de var. Yer olma durumunda sizi orada bir otelde ağırlıyorlar. Bu otelde hemşireler var. Bebeğiniz olan ilk 3 gününüzü geçirebiliyorsunuz. Evet, hastanenin içinden görüntü almamız mümkün değil. Tabii normal şartlarda hastanenin içinden görüntü alınmıyor. Ancak korona dönemi de olduğu için özellikle içeriye girmek istemiyoruz tabii ki de. Size küçük bir Sanolav, Trondheim'deki Sanolav Hastanesi turu yaptık. Umarım beğenmişsinizdir turumuzu. İçeriye giremedik tabii koronadan dolayı. Ama önlemlerimizi alıp dışarıda dikkatlice yürümeye çalıştık. Hastaneye video çekmek için gelmek herhalde en iyi gelme sebebi. Başka hiçbir sebeple gelmeyiz umarım diyorum.
muhabirimize teşekkür ediyoruz. Çok güzel görüntülerdi. Teşekkürler Serkan. Rica ederim. Özetle değişik bir sistem, farklı bir sistem. Norveçlilerin şikayet ettiğini de pek sanmıyorum. Alışma, ama bizim için alışması bayağı zor oldu. Bu konuda evet. İşte yine videolarımız olacak. Evet. Hatta tam alıştığımızda hala söylenemez. Biraz böyle şikayet etmeye meyilliyiz bu konularda evet. Özellikle. Evet ama senin de dediğin gibi çok fazla tecrübelerimiz var bu konularda. Bize çok değişik gelen. Hı-hı. Bunları bu videoya koymak istemedik. Ayrıca başka bir videoda ayrıntılı olarak anlatacağız. Hatta ekibin diğerleriyle de evet, onların da yani 2 yıl olmasına var. Rağmen onların da epey hikayesi birikti. Evet. Bunlarla birlikte anlayacağız ama Norveçlerin büyük bir şikayeti yok. Çünkü onlar aslında bu yöntemin, bu sistemin içinde büyümüş oldukları için. Evet tabii nasıl başka bir yöntem biliyorlar. Bilmeyince bunun normal evet. olduğunu düşünüyorlar herhalde. Ve gerçekten. en iyi sistemde, onların kullandığı en iyi yöntemde bizim anladığımız kadarıyla sağlıklı kalmak aslında. Ki bu aslında da bütün dünya için aslında iyi bir yöntem. Evet kesinlikle. Hastalanmamak, sağlıklı olmak, koruyucu önlemler almak. Özellikle şu günlerde. Evet. Şu an 2021'deyiz ama hala. Koronayla savaş veriyoruz. Evet. Evet arkadaşlar, bizim sağlık konusunda aklımıza gelen şeyler bunlardı. Sizin de aklınıza gelen herhangi bir şey olursa lütfen yorum olarak yazın. Biz de umuyoruz ki hiçbirimizin aslında hiç bu sağlık sisteminin hiçbirine ihtiyacımız olmadan evet. yaşamımızı kaliteli bir şekilde sürdürebilelim. Ama gerektiğinde de ne yapacağımızı bilelim diye zaten bu videoları da. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve bizi evet. takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere, sevgiler. Bay bay. Oldu.